Sabah Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Savaş alanında şerefli bir şekilde düşen Manuk Sahakyan'ın anısına. Araik Harutyunyan, sınırın değiştirilmesi durumunda sadece güvenlik alanı değil, vatan toprağı genişler. Zohrab Mınataganyan, hiçbir zaman taviz verilmeyecek, hiçbir dengesiz çözüm gerçekleşmeyecek. Türkiye, Fırat Barajı'nı ele geçirerek milyonlarca Suriyelinin hayatını tehdit ediyor. Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirliği doğru yerde ve doğru zamanda sorumlu tutulacaktır. Efsanevi yönetmen Alan Parker öldü. Romanslar ve şarkılar, Vladilen Balyan'a adanmış çevrimiçi jubile konseri. Özgürlük ordusu bir aslan parçasını daha kaybetti. 27 Temmuz 1992 tarihinde Mohratağ'ın tepelerini tekrar ele geçirmek için yapılan sıcak savaşlar sırasında Manç lakaplı Manuk Sahakyan şehit düştü. Komutan Leonid Azgalyan'ın cesur talebesi, müfrezenin saygı duyulan özgürlük savaşçısı her zaman kartal gibi keskin ve belirgin vuruşlarıyla göze çarpıyordu. Son savaşında Manuk ve silah arkadaşları çok sayıda düşmana saldırarak şaşırttılar. Savaş askerlerimizin zaferiyle sona erdi. Ancak düşmanın komplo kurşunu tarafından şehit düşen Manuk zaferin sevincini tadamadı. O daha 23 yaşındaydı. Bu vesileyle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, "Manuk benden birkaç metre ötede düştü. Ben hiçbir zaman Manuk'u unutamam." diyecekti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Araik Harutyunyan, Marduni bölge yöneticileriyle bugün yaptığı görüşme sırasında sınırın değiştirilmesi durumunda sadece güvenlik alanı değil, vatan toprağı genişler dedi. Gündemdeki konulara ek olarak Devlet Başkanı Harutyunyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün yönelttiği tüm dönemin retoriklerini yoğunlaştıran Artsakh Cumhuriyeti hakkında yaptığı açıklamaya da değindi. Araik Harutyunyan özetle şöyle dedi. Artsakh Cumhuriyeti'nin varlığı yadsınamaz bir gerçektir. Kabul edilmemesi, halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesini hesaba katmamak, en azından Agitmis grubunun arabuluculuk çabalarını reddetmekle eşdeğerdir. Halkımızın ve devletimizin fiziksel varlığına yönelik herhangi bir tehdide karşı savunma ordusunun arkasındaki Ermeni halkının koşulsuz desteğiyle sadece ülkemizin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini savunmaya değil, aynı zamanda gerekirse misillemeye hazır olduğu yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyorum. Ayrıca Azerbaycan tarafından işgal altında bulunan Artsakh Cumhuriyeti'ne ait bölgeleri de geri almaya hazırız diyerek şöyle devam etti. Halkımızın tarihi ana vatanında yaşama ve yaratma hakkı pazarlığa tabi değildir. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınataganyan, Şant TV'nin Heranigar Perspektif adlı programına verdiği röportajda hiçbir zaman taviz verilmeyecek, hiçbir dengesiz çözüm gerçekleşmeyecek dedi. Eş başkanların önemli müzakerelere geri dönme çağrılarını Dışişleri Bakanı Mınataganyan, sizin dediğiniz gibi ilk doğrultu endişeler, bizim için birincil olan öncelikleri düzeltmek için olmazsa olmaz olan önemli hedefler geliştirmeye çalışmaktır. Bu durum asli sorunlar ve bunun doğru ifadesi olan uygun tavizler oluşturmak için ana gerekli bileşenlerden biridir. Bunları hor görmek karşılıklı tavizleri getirmeyecektir. Hiçbir zaman taviz verilmeyecek, düzenlemede hiçbir dengesiz çözüm gerçekleşmeyecek diyerek cevaplamış oldu. Türk kuvvetleri bu sefer Fırat Nehri üzerindeki Suriye'ye su tedarikini kesip elektrik miktarını azaltarak uluslararası yasa ve anlaşmaları ihlal etmeye devam ediyor. Sonuç olarak Fırat Enerji Santrali'ndeki üretim 1/4 oranında düştü. Halep'te dahil olmak üzere Suriye eyaletlerinin çoğu Fırat Enerji Santrali'ne dayanıyor. Türkiye'nin Fırat sularına erişimi engellemesinin bir sonucu olarak 3 Halep barajında bulunan su tedarik istasyonları faaliyetlerini durdurmuş durumda. Türklerin bu düşmanca ve insanlık dışı eyleminin bir sonucu olarak Fırat kıyılarındaki bazı Suriye şehirleri su eksikliğinden muzdariptir. Basında yayınlandığına göre Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ni Suriye ve Libya işlerine karışmakla suçladı ve ülkeyi doğru yerde ve doğru zamanda sorumlu tutacağı konusunda uyardı. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirliği bize zarar vermek amacıyla Türkiye ile düşmanca ilişkileri olan terör örgütlerini destekliyor, dedi. Akar, ayrıca Birleşik Arap Emirliği'ni diğer ülkelerin siyasi ve askeri gündemine hizmet eden değersiz bir oyuncu olarak nitelendirdi.
Yönetmen Alan Parker, İngiltere'de 76 yaşında öldü. Yönetmenin ölüm nedeninden bahsedilmiyor. Ancak son birkaç yıldır ciddi bir hastalığa karşı savaştığı biliniyor. Alan Parker'ın en ünlü filmi, kendisini bir Türk hapishanesinde bulan Amerikalı bir turistin, Billy Hayes'in hayatını anlatan Gece Yarısı Ekspresi'ydi. Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği, salgın önleyici tedbirler nedeniyle olağanüstü halin yasal kısıtlamaları nedeniyle 3. Çevrim İçi projesini müziksever halka sunuyor. Bu kez ünlü besteci, Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı Vladilen Balyan'ın yıl dönümüne adandı. Proje, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın desteğiyle uygulanmaktadır. Vladilen Balyan'a adanmış Çevrim İçi konser, Romanslar ve Şarkılar adını taşıyor. Çevrim İçi konser 3 Ağustos'ta saat 17'de yayınlanacak. Konserin Tarih Oluşturmak adlı jübile konser dizisi çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğunu da ekleyelim. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Daran adlı koronun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Amberin Nelan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.